Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore ile barış arayışına girerken bu bölgedeki askeri güçlerini de yeni bir görev için yeniden tasarlıyor. Bu tasarımın ilk adımı 30 Mayıs'ta Hawaii adasında atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis, Hawaii'deki Pearl Harbor deniz üssüne ziyaretinde Birleşik Devletler Pasifik Komutanlığı'nın isminin Birleşik Devletler Hint Pasifik Komutanlığı olarak değiştirildiğini ilan etti. Bu değişiklikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizi ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vietnam'dan Doğu Afrika kıyılarına kadar kurduğu Deniz İpek Yolu'nu hedef alacağı tahmin ediliyor. Amerikan donanması yeni süreçte Çin'in Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği askeri üslere, Tayvan Boğazı'na ve dünya deniz ticaretinde önemli bir ağırlık üstlenen Malaka Boğazı'na tam hakimiyet kuracak bir yapılanma içerisine girmesi bekleniyor. İşte bu yapılanmada Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Mercan Adası'nda bulunan üssünün jeostratejik önemi de artacak. Diego Garcia üssü 1. Körfez Savaşı, Afganistan'ın işgali ve 2003 yılında Irak'ın işgalinde önemli roller üstlendi. Nükleer denizaltıların yanaşmasına uygun limanı bulunan bu üs, aynı zamanda etkili bir hava gücüne ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdi Diego Garcia'nın siklet merkezi haline geleceği bu deniz gücüyle Çin'in hareket alanını kısıtlarken 2017 Ulusal Güvenlik Belgesi'nde tehditler arasında saydığı Pakistan üzerinde de baskı kurmayı hedefliyor. Bu baskıdan nasibini alacak ülkeler arasında Hindistan da var. Rusya'dan S-400 yüksek irtifa hava savunma füzesi almak istediği için Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısına maruz kalan Hindistan, çok yakın bir gelecekte de İran'dan petrol almaya devam etmesi halinde Washington yönetiminin somut hedeflerinden biri haline gelecek. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin organize ettiği Pasifik Hint Komutanlığı, bölgedeki tüm ticari ve askeri hareketleri kontrol altında tutacak çapta bir operasyona dönüşmeye aday.